Ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kısacık köyüne geldik. Kısacık köyü Ayvacık ilçe merkezine 16, Küçükkuyu sahiline 23, Assos Antik Limanı'na sadece 33 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Kaz Dağları'nın eteklerindeki bu güzel köyü sizlere tanıtacağım. Doğasıyla, sakinliğiyle gerçekten dikkat çeken, özellikle bu zamanda birçok insanın hayali olan güzel köylerimizden bir tanesini sizlere tanıtacağım. Gezimize başlamadan önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Şimdi hazırsanız Kısacık köyünü birlikte tanıyalım. Yaklaşık 35-40 hanelik bir köydeyiz şu anda. Sakin bir köy. Şöyle şu taraftan doğasını sizlere göstereyim. Kaz Dağları hemen yanı başımızda başlıyor zaten. Şu tarafta daha önce çektiğimiz güzel köy var. Şimdi köyün bir tepesine, girişindeki tepeden çekiyorum. Biraz sonra da köyün içine gideceğim ama öncesinde biraz nerede olduğumuzu, nasıl bir köyde olduğumuzu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Köyün hemen sağ tarafında Kaz Dağları'ndan doğan bir çay var. Kaz Dağları hemen yanı başımızda, su kaynaklarıyla ön plana çıkan güzel bir yer. Şurada da güzel bir ova var. Bu ovayı göstereyim size. Şu ileride Baharlar Köyü, Uzun Alan ve Kaz Dağları'nın Ayvacık'ın en son köyü olan Tuztaşı Köyü var. Daha önce Uzun Alan ve Tuztaşı Köyü'nü de çektik. Sadece burada daha önce çekmediğimiz, göstermediğimiz Baharlar Köyü kalmış. Baharlar Köyü var şu anda. Onu da ilerleyen zamanlarda çekeceğiz. Şimdi köyün girişindeyim. Yavaş yavaş köyün içine doğru ilerleyeceğim. Köyle ilgili bilgiler alacağız. Görebildiğimiz insanlarla sohbet edeceğiz. Onlarla konuşacağız. Bahar geldi. Çiçekler, papatyalar açmış. Evler genellikle birbirine yakın kurulmuş. Toplu bir arada oluşmuş bir köydeyiz. Evet arkadaşlar, şimdi köyün girişinden itibaren sizlere Kısacık köyünü tanıtacağız. Şöyle kameramı çevirdiğimde hemen köye geldiğinizde köyün girişinde sağ tarafta sağlık ocağı var. Şu sol tarafta köy mezarlığı. Hemen köye giriyorsunuz. Köyün üst tarafında da eski köy okulunu görüyorsunuz ama şu anda kullanılmadığı için kültür merkezi haline getirilmiş. Köylüler köydeki bütün etkinliklerini burada yapıyorlar. Bu çocuk parkı da Bayramiç Belediyesi tarafından yapılmış. Köyün girişinde de böyle küçük güzel bir çocuk parkı var. Sağlık ocağı şu anda aktifmiş. Haftada herhalde bir sefer doktor geliyor. Merhaba teyze. Hoş bulduk.
Evet arkadaşlar, köy güzel, temiz. Temiz bir köy. Kırlangıçlar köylere gelmiş. Şimdi yükseklerden alçaklara gelip yuva yapıyorlar. Yavrularını çıkardıktan sonra tekrar dağlara çıkıyorlar. Daha serin yerlere çıkıyorlar. Evet. Kısacık köyü muhtarlığı ve Kısacık köyü camisi. Hemen köy meydanındayız. Büyük bir cami var. Şöyle çevreyi göstereyim size. Şimdi burada iki tane abimiz oturuyor bahçede. Bir onları ziyarete gideyim. Onlarla konuşayım. Burası köy meydanı. Burada da köy kahvesi var. Köy muhtarlığı sosyal tesisleri olarak geçiyor. Bu arada köyde çok fazla sahipsiz eşek varmış. Çevreden getirilip buraya bırakılan. Aynı zamanda köyün İçine geldiğinizde böyle tarihi bir çınar ağacı sizi karşılıyor. Çok güzel, bakımlı bir çınar ağacı var. Evet, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle kendinizi tanıtarak başlayabilir misiniz? Ben kısacıktan Mehmet Çoban. Siz var. Hasan Kurt. Hasan abimiz de aynı zamanda emekli öğretmen. Emekli öğretmen. Evet. Siz ben de meslek? Köy İhtiyariyetinden. Enişte evet. Tam o da. Kısacık isminin nereden geldiği, geçmişinin, yani bu köyün nasıl kurulduğu hakkında bilginiz var mı? Vallahi eskiden büyükler anlattı. Buraya bir yabancı bir adam gelmiş. Burada caminin olduğu yerde yarına çıkmış. Yemek istemiş abi. Kimse de vermemiş. Yani işinden gücünden dolayı. O da kızmış. Bu köy demiş, devamlı kısalsın demiş. Hala kısacık abi. Yani oradan kalıyor. Anlattıkları böyle. Şimdi Kaz Dağları'nın eteğindesiniz hemen hemen, evet, değil mi? Tabii. Başladığı yer yani burası. Evet, Ayvacık tarafından. Ayvacık'a 13 kilometreyiz. Daha da 10 kilometre gittim, Kaz Dağları'nın içine giriyor. Köyün kaç hane olduğunu, ne işle uğraştıklarını, geçim kaynağı hakkında bilgi verebilir misiniz? Vallahi köy eskiden ormancılık vardı, kesimcilik falan vardı burada. Şimdi yok. Şimdi hayvancılık, çiftçilik üzerine. Evet. Zaten olanlar da çoğu emekli. Gençlik bütün dışarıda yani. Tarımı da çok yapamıyor millet. Girdiler pahalı. Az az yapanlar var yani. Çok ticari yok. Pek yok, ticari iş yapar. Kaç haneydi hocam? 35. 35 hane şu anda. Geçmişte ne kadardı mesela köyünüzün nüfusu? Buradan aşağı yukarı 40 hane şeyde var. Buraniye'de var. Ayvacık'ta var. Biga'da var burada oturan şu anda. Hı-hı. Çanakkale'de var, Ezine'de var, her evet. Yerde var. 70'i geçikti ben ilkokuldayken. Eskiden de bu köyde okul vardı değil mi? Tabii. Sağlık ocağı vardı. Sağlık ocağı, hala var sağlık ocağı. Şu anda da mevcutta var tabii, yani. Tabii. Şey peki, köyde öğrenci var mı, nereye giderler mi? Öğrenci mi, ayvacıya gidiyor. Evet. Taşımalı sistemde. Hocamıza bir şey sormak istiyorum bu konuda. Şimdi eskiden hocam her köyde en az bir öğretmen vardı, okul vardı. Evet. Öğretmenlerin de köye çok büyük faydası vardı. Hem insanları, gençleri geleceğe hazırlamak için. Evet. Bir de köylülere de örnek olurlardı. Köyde bir şey sorulursa hemen öğretmene sorarlardı. Şimdi köylerde maalesef okullar kapandı. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Neden böyle oldu? Vallahi köylerde öğretmen olmasını isterdim. Şimdi ben de köylerde çalıştım. Televizyon tamir eder, iğne vururduk. Yani her şeyini dilekçe yazacak biz yazardık. Yani bir şey soracak, resmi şeyler gelir, evraklar gelir. Hep öğretmene sorarlardı yani.
Evet. Köyde öğretmen şart. Olması lazım. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Talebe az, köyler dağıldı. Sebeplerini de anlattım. Eş bulamamazlıktan dolayı. Millet zaten dışarıda çalışıp köyde yiyor. Ondan dolayı çalıştığı yere yerleşti millet yani. Ha, onu biraz açabilir misiniz? Şimdi biraz önce sohbet ettik. Gençlerin neden köyde durmadığını siz biraz anlattınız. Şimdi iş bulmada, eş bulmada sıkıntı yaşandığı için köyde. Bunun için dışarıda çalıştığı yere yerleşti. Orada evlendi, ev bark kurdu yani. Evet. Onun için dağıldı. Fabrika vardı Buraniye'de. Çırçın fabrikası. Ben de çok çalıştım orada. 70'li yıllarda. O fabrikanın sayesinde bu köy olduğu gibi oraya gider çalışırdı. Orada da millet yerleşti oraya bizim köyden. Belki 30-40 tane var şu anda. Yani Ayvacık'ta da var. Efendim Ezine'de var. Biga'da da var. Çanakkale'de de var. Şimdi bu taşımalı sisteme geçmemizin sebebi de köyde öğrenci olmayınca, az olunca 10 kişiye bir öğretmen de burada yazık değil yani. Hep yaşlı nesil ya, kaldı. Yukarıda köyde 10 tane var. Bir de farklı yaş grupları olduğu için. Ya tabii. Şimdi 10 tane Baharlar'da var diyelim öğrenci. 10 tane burada var. 10 tane küçük uçundan alıyor, götürüyor Ayvaca. Oradaki büyük okullarda mesela sınıfına göre okuyorlar. Yine akşam alıp geliyor. Devletin sağlamış olduğu servisler tabii, değil mi? Tabii. Ücretsiz aynen servisler. Öyle. Bu özellikle son 2 yıldır pandemi olduktan sonra daha doğrusu köylere bir dönüş başladı. Yavaş yavaş köylere böyle büyük şehirlerden gelen insanlar oldu. Sizin köye de böyle dışarıdan göç oldu mu? Mesela? Şu anda dışarıdan gelip oturan arazi şey alan burada işte diye bak karşıda gördüğüm o şato gibi olan yerde yaz kışı oturanlar var. Daha onun yanında kaç tane daha 3-4 tane daha ev satıldı, arsa satıldı. Ama gelip şey yapan oturan yok şu anda başka yani birden başka. Bu da gösteriyor ki yavaş yavaş köyünüz yine tekrardan göç alacak. Biz ihtiyarlığa gittikçe gençler de bu toprakları ev alacağım, bark alacağım diye, evleneceğim diye satıyor. Dışarıdaki adam alıyor, geliyor, o yerleşiyor burada. Biz gittik, buraları kim zaptayacak? Benim bir oğlan var. Oğlan dışarıda Çanakkale'de oturuyor. Ya kızlar zaten dışarıda. Kim oturacak benim yerimde burada? Şimdi de hocamızın bahçesindeyiz aynı zamanda. Neler yetiştiriyorsun? Tam köyün meydanında hocamızın. Bakla var. Soğan. Sarımsak. Nohut. Evet. Bunlar kışın ektiklerin değil mi? Yani tabii kış ayında ektik. İşte yaz oldu mu da yaz meyve sebzesini yetiştireceksin. Marul, ıspanak işte öyle bir şey. Siz yaz kış burada oturuyor musunuz yoksa? Yazın. Yazın oturuyorsunuz. Daha oturman da oturacağım bundan sonra ya. Ay, evet, işte şöyle göstermemde da mahsur var mı? Yok estağfurullah. Tamam. Yok, şöyle hocamızın, hocamız yazın. Yaz aylarında şöyle kalabilmek için, toprakla uğraşabilmek için böyle bir konteyner koymuş. Burada köyün meydanında yazlarını geçirebilmek için belki de ileride kış ayında da kalacaktır. Şöyle bahçesini sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle küçük bir alanda da yani bir evin ihtiyacını karşılayacak meyve evet, sebze evet, yetiştirebilirsiniz. Köy çok güzel. Bu arada şey sıkıntısı var mı? Köyde herhangi böyle sulama, içme suyu sıkıntısı var mı? Sulama sıkıntısı var. Su biraz kıt. Sulama suyumuz kıt. Bizde baraj falan yok. Biz barajdan istifade etmiyoruz göletten. Bir göletimiz yapılacaktı buraya. Yukarı köyle mani oldu. Su geçirmediler mesela. Aktarmalı yapılacaktı. Geçirmeyince biz de yaptıramadık. Yani devlet yapamadı. O zaman içme suyuyla böyle bahçeleri suluyorsunuz İçmez, değil mi? Aynen, işte köyün içinde böyle 3-5 diken bahçe suyundan suluyor bunları. Hobi ama küçük. Dışarıda büyük sulama için, yoncada büyük bahçede yapmak için gölet suyuna ihtiyacımız var. Bunu da bu zamanda yapamadık yani yaptıramadık. Evet. Ama yani hani yapılsa civarda bir su vardır değil mi illaki? Çünkü kaz dağların etiğinde. Aşağıda dere var akan. Akan dere var. Akan dere var. Sadece... Yani, ama yazın kesiliyor bu. Kış suyunu aktaracaklardı mesela. Şu arka tarafa yapacaklardı gölet. Kış suyunu biriktireceklerdi oradan, kış suyunu. Evet. Oradan yazın menfaatlanacaktık ama olmadı. Ölçümü yapıldı yapılmadı. Şu tepenin arka tarafında zaten. Evet. Yapılsa olur ama yani. Tabii canım. Hani yazında susuz kalmaz. Zaten çok da küçük bir gölet. 1 milyon metreküp yok. Suyun yapılacağı yer. İyi benim sormadığım sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Böyle özellikle köyle ilgili olsun.
ya da vermek istediğiniz bir mesaj olabilir. Yani buradan hükümete seslenelim. Mümkünse bu göletimizi yapmayasın yani. Biz mağduruz bu konuda. Gölet talebiniz var o evet, zaman. Evet, aynen. Vallahi herkesin köylere gelmesini isteriz yani. Köyler güzel, yaşanacak yerler, temiz hava, sakin. Tavsiye edersiniz değil mi hocam? Efendim? Tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye ederim. Her şeyden memnunuz ama sadece bu gölet. Evet. Bu gölet olursa bizim için çok iyi olacak yani. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz şeyleri için. Olun. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Selam aleyküm amca. Aleyküm selam, hoş geldin. Nasılsın, ne yapıyorsun? Merhaba. İyiyim abi, merhaba. Ne var, ne yok? Durumun İyiyiz nasıl? Allah. Siz de iyiyiz. Biz de iyiyiz valla, sağ olun. Röportaj mı? Bir röportaj yapalım seninle, iznin varsa. Olur, niye olmasın? Böyle otur, hiç ayakta kalma. Olur. Evet amcacığım, seni öncelikle bir tanıyalım. Çanakkale vilayetinin Ayvacı kazasının kısacık köyünden Berberoğlu Alioğlu Rıza Kurt. 81 yaşındasın. 81 maşallah. Yaşındayım. Burada doğdum, büyüdüm. 40 senedir Burhaniye'de yaşıyorum. Yazları buraya geliyorum. Yazı burada geçiriyorum. Kışı orada geçiriyorum. 3 çocuğum var. 2 oğlan, bir kız. Biri polis, biri usta. Kız hemşeri. Hayatımız böyle işte. Nelerle malva yürüyoruz ki. Köyünü özlüyor musun şehre Burhaniye'ye gidince? Tabii ya. İnsanın doğduğu, büyüdüğü yer başka olur tabii. Başka olur tabii. Değil mi? Orada bir rüya görsen, rüyayı burada görürsün yani. Rüyanda bile burayı görüyorsun tabii, yani değil mi? Tabii. Köyünü nasıl tanımlarsın, nasıl anlatırsın kısacık köyünü? Çok iyi anlatırım. Bir de bize anlatabilir misin? Ne yönden yani? Yani her yönüyle, doğasıyla, insanıyla. Ya şimdi şöyle bir şey, ben bizde süper tavsiyem var. Hem neneden ben de. Burhaniye'de orada biraz da annem olay fazla olduğu için bizim tansiyonlar yükseliyor. 18-17 çıkıyor. Buraya geliyoruz, bazı hap kullanmıyoruz. Tansiyonlar düşüveriyor. Hava var yani. Sağlık yönden iyi diyorsun. Evet, sağlık yönden çok iyi yani. Geçmişte neler yaptın? Ne işle uğraştın? Buradan gitmeden leşmercilik yapıyordum. Buraya vardım, inşaat ustalığı yapıyordum. Emekli olduk. Çocukları yaptık. Yeriye dönüş yaptık, yazlar buraları. Burada da taş bir evde oturuyorsun. Eski taş evet, ev. Bu kaç evet. yıllıktır bu ev? 125'ten 15 çıkar. 110. He? 125'ten 15 mi? 15 çıkardın. 110. 110 mu? Evet. Aşağı yukarı. 110 yıllık. He. Yığma mı bu? Yığma. Peki mesela hiç deprem oldu mu bu civarda? Oldu. Bir şey oldu mu eve? Olmadı. Olmadı değil mi? Ha. Nasıl yapılmış bunun böyle bunu biraz? Dedem babam yaptı yani. Evet. Dedem. Eskiden ustalar şimdi var mı? Eski ustalardan. Eskilerden kalmadı. Bizlere göre yani. Peki o bilgiyi size de aktardılar tabii, mı mesela? Tabii aynısını yapıyor yani. Ben kendim de yapıyorum yani. Yapıyorsunuz değil mi? Siz peki bir gence aktardınız mı onu? Bir çocuğunuza falan. Tabii oğlum mühendisin yaptığı şeyi bozar yani. Daha iyi bilgisi vardır diyorsun. Daha iyi bilgisi vardır yani. Çalışıyor mu şu anda inşaat? Çalışıyor. Çok ustaların çözmediğini çözer yani mühendis gibidir. Hı hı. Çok bilgi. Bu köyde de çoğunlukla herhalde taş evler var değil mi? Taş evler. Eskiden kiremit de yoktu da toprak üstleri. Yol yoktu. Dışarıdan gelemiyordu. Fakirlik vardı. Herkes kendi kazancından karnını doyurabiliyordu. Sonra tabii yollar yapıldı. Kiremit yağmaya başladı. Eskiden taştı hep. Bak dışarıda bir taş var, göstereyim sana. Hı hı. Gel buraya.
Bak bu taşı büyük, görüyor musun? Bu taş çok büyük. Şurada ortası bir delik. Ortası delik. Ortasına böyle bir şey yapılmış. Aşağı yukarı 70-80 santimde bu aşağıda yapar. Ne taşı bu? Bunu zamanla buralarda işlemişler yani. Nasıl işledilerse ustalar. Mesela şöyle bir şey bak. Gel gibi görebilirim. Bu taş. Bundan ahır yapmış adam çeşmeye. Bak. Bunları taştan oymuş da yapmış yani. Yani bu bir hüner yani. Şey yani yani. Buranın eski ustaları yapmış eski değil mi? Ustaları, eski ustaları yani. Evet. Bakın eskiden bunlar hayvanlar su içsin hayvanlar, diye yapmışlar değil mi? Çeşme diye. Önlerine. Evet, evet. Evet. İçi boş yani. Şu an içi toprakla dolu ama evet. Normalde bunun içi boş. Tabii, böyle bir boş, evet, küçük tabii. Havuz gibi düşünün. Tabii, çeşmenin önünde su evet. Dolduğu zaman keçiler, koyunlar evet. Rahatlıkla su içebiliyormuş. Evet. Bakın arkadaşlar şu ev mesela 110 yıllık taş ev, yığma ev. Sadece kuşaklar geçilmiş. İçinde evet, ahşap kuşaklar evet, var. Tadilat yaptı geldi. Sonradan tadilat yapılmış. Evet. Ama evin bu bölgede deprem de olmuş zamanında. Ama hiçbir zarar görmemiş. Bakın evin güzelliğine bakın. Sağlamlığına, estetik yapısına. İyi çok sağ ol. Çok teşekkür oldu, ederim amcacığım. Sağ ol. Sağ ol. Allah sağ olun. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Siz de Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Burada bir teyzemiz böyle çam gübresi yapıyor. Çamların altından topladığın toprakları. Tarımdan geldim ben de kalburlarını temizliyorum. Çiçek yapacağım bu yaştan sonra oğlanım ne yapayım? Kamuran teyzenin şöyle ahırına geldik. Yavru oğlaklar var. Oo, koşturdular koşturdular geldiler bak. Ne vereceksin onlara şimdi? Ben yem dökeceğim. Yem dökeceksin? Evet. Bunları da güzel koyalım bakalım şurada. Güzel, bereketli olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Peki, sana böyle bir soru sorayım. Evet. Köyde kadınların nasıl böyle gündelik yaşantısı nasıl geçiyor? Vallahi işte tarla, bahçe. Başka tarla, bahçe, hayvanlara bakım. Evet. Kaç saat günde mesela çalışıyorsun? Sabah hiç, kaçta kalkıyorsun, kaça kadar? Ben hiç gitmem, bunlara bakarım, araba tutar benim. Ha, sen, işçi olarak gidenler mi var köyde? Evet. Nereye gidiyorlar? Küçükkuya giderler. Duzlayanlarına, oralara gidiyorlar zeytin, işte. Zeytine evet, falan değil mi? Evet. Bostanın bir de varmış abla senin burada. Şey işte hani bahçe burası daha da şey ekmedi. Bahçe. Ha, sen şeyleri, fideleri ektin değil mi? Ekeceğim onları daha. Bak şu şeyleri de çekebilirsin, kereseleri. Evet, ablamızın burada fidelerini yetiştirmiş. Bunlar tohumken ekmiş. Evet.
Mayıs'ta mı dikeceksin? Yani Mayıs'ın ortalarında. Aynen. Evet, şurada da baklaları var. Evet, baklalar. Naneler. Bunlar marullar. Evet arkadaşlar, köyde tam doğal bir yaşam kurabilirsiniz. Burada da sarımsaklar, soğanlar var. Çok güzel. Bu da tavuk gübresi, büyüsün diye. Ha, tavuk gübresi, evet, koyuyoruz. Hı hı. Bunlar tamamen doğal değil mi? Evet, evet. Keçi, hiç koyun gübresi, hı, bir de tavuk gübresi, evet, koyuyoruz. Evet, evet. Sokaklar çok temiz arkadaşlar. Burada kimi köye gidiyoruz, etrafında çöpler çok fazla var. Bu köyün güzel yanı, sokaklara çok temiz. Şöyle ormana dayalı çok güzel bir köy. Bakın arkadaşlar. Merhaba amcacığım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyi, sizi gördük daha iyi olduk. Evet, sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi Kısacık köyündeyiz. Biraz köyünüzü bize anlatabilir misiniz? Köyümüz çok eski. Daha biz Ayvacı'ya bağlıyız. Ayvacı kaza olmazdan önce Biga sancağı varmış. Biga'ya bağlamıştı burası. Çok eski. Burada karakol vardı. Ortaokulumuz vardı. Çok tarihi bir yani köy. Karadeniz'den jandarmalığa gelirmişti burada karakolda. Burada evlenmiş, burada kalmış. Hocalığa gelirmişti, cami hocaları. Burada evleniyor. Benim dedem burada evlenmiş. Trabzon'dan gelmiş. Burada evlenmiş, burada kalmış. Evlatları var burada daha hala da. Yaşıyor.
dışarı ilaç etmeyelim. Ama fabrikalar kapandı. Bütün Türkiye'de fabrikalar kapandı. Televizyonunu izliyor. Fabrika kapandı mı? Biz buradan gidiyorduk zamanında. 8 ay fabrikada çalışıyorduk. 8 ay. 3 verdiye 8 saat. Bu köyden işçi gidiyorduk. Balıkesir'in Burhaniye'sine. Pamuk cırcır fabrikalarına. Şimdi buralarda, var mı o? Efendim? Fabrikalar şu anda var mı? Şimdi kapandı. Pamuk 8 ay pamuk işliyorduk biz cırcır fabrikalarında. Ne zaman kapandı o fabrikalar? 10-15 sene önce kapandı. Kapandı. Balıkesir'de şeker fabrikası vardı. Şeker pançarı ekiliyordu Burhaniye Ovası'nda. Şeker pançarı oraya gidiyordu. Biz çalışıyorduk. Şimdi ne pamuk ekiliyor, ne şeker pançarı ekiliyor. Köylünün durumu nasıldı o zaman? Gayet iyiydi. Alabiliyordu çalışmasından. Evladını yapabiliyordu. Bak, çalışması gücünden. Ev alabiliyordu. Benim bir evladım vardı. Çalışmam gücümden ayvacı iki daire ev yaptım. Oğlumu evlendirdim burada şimdi. Ama şimdi olsa ya alamam, yapamam. Yapamazsın. Yapamam. Bugün ben 7500 lira maaş alıyorum. 7500 lira parayla ben ancak karnımı doyuruyorum köylük yerde. Şehirde olayım, ben bu parayla geçinemem. Evim olmadı mı şehirde bu parayla falan geçinemezsin. Zaten şehirde şu anda kiralar 10.000 liranın üstüne çıkıyor. Evet. Bir de 5 milyon olsun. Ha, tamam geçti. Hadi 10 da var, 8 de var, 10 da var. 5 milyon. Geriye kalıyor 2,5 milyondan. Sen bu başka telefonun yok mu, algın yok mu, vergin yok, içmeyeceksin, çoluğun, çocuğun yok. Neyle geçindireceksin? Tatile neyle gideceksin? Tatile nereden gideceksin? Karnını doyuramaz. Hemen. Avrupa'dan kalkıyor. Bir kişi geliyor Türkiye'de bir ay tatil yapıyor bir emekli parasından. Sen buradan Antalya'ya bile gidip gelemezsin bir emekli parasından. Onu yiyemezsin, içemezsin. Çünkü yetmez, ne yapar? Vallahi İzzet amca çok güzel konuştun. Sen tam böyle Türkiye'nin tahlilini ben yaptın. Ben her şeyi biliyorum. Şu kadar benim yaşım 77-78. Ben her şeyi gördüm, geçirdim. Biz zamanında çarıkla gezdik. Yamalı pantolonla, yamalı ayakkabıyla gezdik. 5 lira, 5 kuruş diyorum ya ben işe başladığımda, 5 kuruş. Bak buradan kalk, bu karşı dağa, yayan işe gidip geliyordum ben. Karşı dağa bak görünen Takaz Ağı'na. İşe gelip gidiyordum. Buraya sabah gidip, akşam geliyordum yayan. Şimdi gençlik arabaya falan geliyor, kahveye, arabayla geliyor. Dember gençlik çalışmıyor şimdiki gençlik. Dember gençlik yaratıyorlar. Anası babası satacak bir şimdi tarla. Yiyecek, içecek, gezecek. Bu şekilde tembel bir gençlik. Gençlik çalışmıyor. Çalışmıyor. Yiyecek, içecek bir telefon elinde. Böyle. Teşekkür ederim. Çok sağ ol her şey için. Siz de sağ olun. Verdiğin bilgiler için, ederim. Yaptığın yorumlar için de teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de sağ olun. Görüşürüz amca. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. Kısmi anlamda hayvancılık yapıyor köylüler. Bu da yaşlılar kendi imkanlarıyla 3-5 inek, ne bileyim 5-10 tane koyuna bakabiliyorlar. Ama köylerde maalesef gençler yok, üretim azalmış, tarlalar boş. Yani bir an önce köylere dönüşün olması lazım. Köylerde üretimin çoğalması lazım ki şehirdeki de ucuza ürün tüketsin. Köyün yukarısına doğru geldik. Merhaba abla. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ne var, ne yok? Sağ ol. Üst tarafta böyle yıkılmış maalesef evler var. Nüfusu geçmişte 70 haneymiş, 80 haneymiş. 30-35 haneye düşmüş. O da nüfus da azalmış zaten. Her evde 1-2 kişi yaşıyor. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Ne yapıyorsun?
Kaçma kaçma, bir şey yapmayacağım, kaçma. Oo. Şuradan çok güzel bir manzara var. Köyün manzarası çok güzel gözüküyor. Gel buraya gel. Köyün hemen şu karşı tarafındaydık. Oradan açılış konuşmamızı yaptık. Böyle yürüyerek köyün içinden tırmanıp bu üst tarafına geldik arkadaşlar. Şöyle size çevreyi, doğayı göstereyim. Köyün bu üst tarafından ormanlık alanlar, diğer köyler, Kaz Dağları'nın bütün köyleri gözüküyor. Yani buradan gözüken 3-4 köy var. Bakın arılar da koymuşlar. Bu taraf flora ve fauna bakımından, bitki çeşitliliği açısından zengin bir bölge olduğu için arıcılığa da müsait bir bölge. Arıcılık da bu bölgede yapılabilir. Köy gerçekten çok sessiz, sakin, güzel bir köy. Sadece buradaki dezavantaj üretimin azalması. Ama gördüğünüz üzere bakın bir sürü ekilmeyen arazi var. Köyleri çekerken birçok insan bizi bazı yönden eleştiriyorlar. Ama biz köyleri çekerken evet köyleri teşvik ediyoruz. Köylere insanlar dönsün istiyoruz. Yani bunun için de elimizden geldiğince köyleri özendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki köylerin illaki dezavantajlı yanları da vardır. Burada mesela şehirde bulabildiğiniz birçok rahatlığı bulamayabilirsiniz belki ama köyde, köye geldiğinizde temiz, şehirde olmayan temiz hava, temiz su, temiz toprak ve daha sağlıklı bir yaşamı elde edebilirsiniz. Daha mutlu olabilirsiniz. Bu yönden biz gerçekten köyleri teşvik etmeye çalışıyoruz. Köylere insanlar dönsün istiyoruz. Bunun için de sürekli çekimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Köylerin dolmasını istiyoruz. Eski neşeli günlerine, eski üretimin çok olduğu günlere dönmesini istiyoruz. Böyle de güzel bir köyü bugün sizlere tanıtmış olduk. Kaz Dağları'nın yamacındaki bu güzel köyü bugün tanımış olduk arkadaşlar. Bugünkü köy gezimizin de sonuna geldik. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Aynı zamanda mail adresimden ve Instagram adresim üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Size elimden geldiğince herkese dönmeye çalışıyorum. Herkese cevap yazmaya çalışıyorum. Bugünkü köy gezimizin de sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşmanız çok önemli. Gerçekten bizim için çok önem arz ediyor. Bu tarz köylere daha fazla ulaşabilmek için, daha fazla köyü ziyaret edebilmek için sizin desteklerinize ihtiyaç duyuyoruz. Lütfen izledikten sonra videomuzu beğenip kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.